Sevgili arkadaşlar merhaba bir kez daha. İletişimin bugünün dünyasında ne kadar önemli olduğunu galiba hepiniz zaten biliyorsunuz. Bir de bunun fakültesi var. İletişimin daha detaylı öğretildiği, daha doğru eğitimin verildiği bir fakülte. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde de şimdi hocamızla konuşacağız. İçindeki bölümleri ve eğitimi gerçekten çok özel, imkanları çok iyi. O yüzden yanımızda Emin hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Az önce de biraz konuşuyorduk. Gerçekten Ticaret Üniversitesi'nin galiba İletişim Fakültesi'nin sunduğu imkanlar gerçekten çok iyi. Evet. Radyo tarafı olsun, TV tarafı olsun ya da diğer bölümlerle ilgili. Biraz isterseniz oradan başlayalım genel bir tanımla, tarifle. Evet, İletişim Fakültesi'nin bünyesinde medya ve iletişim, halk ilişkileri ve reklamcılık ve görsel iletişim tasarımı bölümleri mevcut. Bu bölümler güncel, çağdaş gelişmelere uygun bir şekilde her sene müfredatlarını yeniliyorlar zaten. Bunun aynı ekseninde televizyon stüdyomuz, radyo stüdyomuz da en son yapılan çalışmalarla yine güncel hale getirildi. Aynı zamanda MEK laboratuvarlarımızda da bu güncelleme durumu söz konusuydu. Genel olarak durum bu. Hocam çok güzel çünkü medyada yani teknoloji işin içine girdiğinden beri pek çok meslek tabii çok hızlı değişti. Evet, evet. Yani iş yapış biçimlerimiz, onları sunma biçimlerimiz ama medyada da medyanın her alanında bu galiba çok hızlı olması gereken ya da öğrencilerin çok hızlı öğrenmesi gereken bir şey. O yüzden buradaki ortam da galiba buna çok uygun. Evet, hem deneyimleyerek stüdyolar üzerinde bir takım projelere dahil olarak öğrencilerimiz bunları tecrübe edebiliyorlar. Hem de biz akademisyenler dediğim gibi akademik çalışmaların yanı sıra güncel piyasa gereklerini de takip ederek müfredatımızda eklememiz gereken yenilikler varsa onları ekliyoruz sürekli. Peki hocam sizin uzmanlık alanınıza gelelim şimdi. Grafik tasarım. Evet. Şimdi grafik tasarım daha önce belli sanki bazı insanların yapması gereken ya da yaptığı bir iş gibi görünüyordu. Şimdi grafik ve tasarım dünyada ya da Türkiye'de de söyleyeyim ne hale geldi? Grafik ve tasarım ücretsiz programların ve erişimin kolay olması sebebiyle artık herkesin ucundan mutlaka tuttuğu bir tasarım alanı haline geldi. Fakat burada tabii ki yine güncel olanı takip etmemiz gerekiyor. Masaüstü yayıncılığın yanında şu anda artık dijital dünya için içerik üretmeyle ilgili de mesela bizim müfredatımızı yeniledik. Onunla uygun paralelde gidecek olan dersleri koyduk ve aslında grafik tasarım için sorulması gereken soruları sormaktan uzak bir nesille karşı karşıyayız. Soru sormayan sadece program kullanmayı, program kullanıyor olabilmeyi grafik tasarımcı olmak zanneden bir nesil var karşımızda. Ama bu bir düşünce biçiminin sonucudur grafik tasarım üretmek. O düşünce biçimini burada zaten biz aktarmaya çalışıyoruz öğrencilere. Peki hocam grafik tasarım için yine konuşursak hep denir ya işte şu tarz düşünen, dünyaya şöyle bakan, şunlarla ilgilenen öğrenciler bizde çok daha iyi performans gösteriyor ya da bize daha uygun diyor. Öyle bir tarifimiz var mı öğrencilerle ilgili? Şöyle söyleyebilirim, hayatı bütün yönleriyle görmeye çalışan, etrafını sorgulayan, neden sorusunu kendisine ve çevresine sıkça soran kişilerin grafik tasarımda daha üretken olabileceğini düşünüyorum ben. Maalesef şu anda biz hep bize hazır sunulmuş olan şeyleri tüketmekle meşgul olduğumuz için evet. Neden ve niçin sorularını sormuyoruz. Bu soruları sormadan da grafik tasarımla ilgili bir mesafe kat etmek çok mümkün değil. Çünkü aslında grafik tasarım bir problem çözme sanatı. Evet. Müşteri bir problemle sizin karşınıza geliyor ve o problemi siz çözebilirseniz başarılı oluyorsunuz. Sanat başka bir şey, iş başka bir şey. Biz burada işin iş kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa güzel sanatlar fakülteleri gibi işin sanatsal tarafını verip piyasayla bağlantısı olmayan öğrenciler yetiştirmek yerine piyasayla bağlantıyı doğru şekilde kurabilecek bilgiyi, tecrübeyi ve soru sorma kültürünü almış öğrenciler yetiştirip çalışma hayatına sokmayı hedefliyoruz. Peki hocam bölüm bitirdikten sonra eskiden belki daha dar alanlarda çalışılan bir durum, bu durum çok değişti. Grafik tasarım galiba şimdi her sektörde mi ihtiyaç olan bir şey? Evet, her eve lazım. Her eve lazım. Her eve lazım bir saha haline geldi. Çünkü en basiti ne düşünecek olursak herkesin bir sosyal medya hesabı var. Evet. O sosyal medya hesabında görsel paylaşırken onun rengini düzeltmek, bir takım şeyleri rütuşlamak dediğimiz şey grafik tasarımın temelini oluşturuyor zaten. Haliyle bütün bireyler ucundan isteseler de istemeseler de grafik tasarıma dokunmuş oluyorlar. Ama bunun tabii biraz daha bilinçli, ne yaparsam nasıl sonuç alırım, hangi rengi kullanırsam, hangi yazı karakterini kullanırsam karşımdaki insanda nasıl bir etki uyandırırım gibi meseleleri de bilmek gerekiyor tabii. Şimdi onu soracaktım hocam. Şimdi hepimiz tasarımcı olduk bu anlamda. Hani sosyal medya hesaplarımızı yönettiğimiz için. Ama sizin verdiğiniz eğitimle yani bunu sektörde yapmakla ya ben nasıl olsa yapabiliyorum arasında galiba biraz ya da bayağı bir fark mı var? Evet, fark var. Çünkü şöyle bir tasarımı mesela ben kendi öğrencilerime şöyle söylüyorum. Neden sarı tişört giydin? Neden bunu tercih ettin? Hoşuma gittiği için. Bu cevap geçersiz. Bir şey senin hoşuna gidebilir, benim hoşuma gitmez.
yaptığımız şeyi mantıklı ve müşterinin ihtiyacına uygun argümanlarla savunamıyorsak eğer, bu bireysel bir tasarım olur ve bunun piyasada bir karşılığı yok. Burada doğru konumlanmamız gerekiyor. Biz bir hizmet üretiyoruz, karşımızdaki de bunu alacak. Onun alabileceği hizmeti üretmemiz gerekiyor. Ahlaki olarak da bazı sorumluluklarımız var. İnanmadığımız bir çalışmayı vermeyeceğiz elbette. Ama o çalışmanın sahibi olan müşteri. Müşteri de bu anlamda, müşterinin de bilmediği şeyleri ona sorarak belki onu da yönlendirmek bizim görevlerimizden birisi. Böyle geniş bir çerçeveden bakmadığımızda, piyasaya çıktığımızda maalesef sanatçı olarak kalmış ama iş üretemeyen bireyler haline gelmiş oluruz. Evet, içimizdeki potansiyeli bir sektörde bir ihtiyaca ya da bir ihtiyacı karşıladığımız bir noktaya getirdiğimiz yer burası aslında üniversite. Hocamla da konuştuğumuz gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'ni burada hocalarımız da gelip detaylı bir şekilde bölümlerini, derslerini, müfredatlarını ve nasıl çalışmalar yaptıklarını siz de kendiniz birebir öğrenebilirsiniz. O yüzden sizleri de tercih ve tanıtım günlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kampüslerine bekliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah.